Merhaba sevgili dostlar, ben Arzum Koyuncu. Evet, önümüzdeki hafta 18 Nisan haftası acaba hayatımızda neler gerçekleşecek? Şöyle bir geçelim mi? Bir haftayı bir göz atalım. Öncelikle bir gökyüzündeki transitlere bakalım. Ondan sonrasında burçlara etkisini yavaş yavaş anlatalım. Evet, şimdi elimde notlarım var. Baka baka anlatıyorum. Bu arada saçlarımı değiştirdim. Beğendiyseniz yorum atın lütfen. Merak ediyorum çünkü. Evet, şimdi 18 Nisan bir kere Ay Akrep'le başlıyoruz bu haftaya. Demek ki iç sesimize, sezgiselliğimize güvenmek durumundayız. Akrebin o yıkıcı, dönüştürücü enerjisini biraz baskı hissedebiliriz. Fakat iç sesimizi dinlersek eğer bu haftayı daha kolay atlatacağımızı garanti edebiliriz. Evet, pazartesi günü Merkür Uranüs'le olumlu bir etkileşimi var. Sabah 07:51'de. Bu da sabah saatlerinde özellikle pazartesi günü ticari konular, sosyal medya paylaşımlarınız, toplantılarınız için ideal bir saat oluyor gün içerisinde. Bu saatleri üretmek, toplantı, çalışmalar, paylaşımlar için kullanabilirsiniz. Salı günü Ay Akrep'te devam ediyor. Bugünün kombinasyonu çok özel. 21:36'da Ay'ın Jüpiter'le gökyüzündeki olumlu etkileşimi tamamen kalbinizi gökyüzüne açma ve dilek saatimiz. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda Salı günü sabah saatlerine dikkat. Çünkü Ay'ın Mars'la karesi kazalara, tartışmalara açık olduğumuz saatler 10:30 ve sonrasına biraz daha özen. Bugün 18 Nisan günü ve takip eden Çarşamba Perşembe günü aşkla ilgili olumlu gelişmeler olası. Güneş'in Juno'yla ta namı değer ruh eşi olarak adlandırılır astroidlerde. Olumlu etkileşimi bu hafta içerisinde eşinizle ya da eş adayları arasında evlilik kararı almaya, evlilik tekliflerini için olanak sağlıyor. Geldik 20 Nisan Çarşamba'ya. Evet sevgili boğalar, sizin döneminiz başlıyor. Gökyüzünde yıldızınız parlasın, ışıl ışıl girdiğiniz ortamları aydınlatın. Doğum gününüz kutlu olsun. Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte hayatımızda, doğum haritalarımızda Boğa burcu alanı aktifleşecek. Bu konular daha ön planda olacak. Daha sonraki videolarda Güneş'in Boğa transferinin burçlarınıza etkisini dinleyebilirsiniz. Bakalım başka ne var? Burada sabah saatlerinde bir takım tartışmalar ve yatırımla ilgili yanlış kararlar almanız olası. Sabah saatleri Çarşamba gününe dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ayrıca gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle sosyal medyayı çok karıştırıyorsanız ve stoklamalar olsun, yeni tanışmalar olsun bunlara asla ve kata güvenmeyin. Hatta alışveriş yapmamanızı bile tavsiye ederim. Ve 21 Nisan'a geldiğimizde 21 Nisan Perşembe günü Satürn'ün Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ile olan karesi bizi baskılayacaktır. Geleceğe karşı enerjimizi düşürebiliriz. Kendimizi sınırladığımız bir zaman dilimi. Burada Satürn'ün bizden istediklerini yaparsak daha güzel bir sonuç alırsınız. O gün hangi işe odaklanacaksanız o işlerinizi atlamadan, ötelemeden yapmanızı tavsiye ediyorum. Gayet sorumluluk sahibi olup olanların neticesinde buradaki pozisyonda üstlerinizle tartışma yapabilirsiniz. Aile büyüklerinizle ilgili bir takım problemler söz konusu olabilir. Siz hiçbir şey yapmıyor olabilirsiniz ama etraftan sanki böyle şey gibi kurşun gelirmiş gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Lütfen bunlara fark ederek bu konular üstünüze geldiğinizde tepkinizi kontrol edip ve yapılması gerekenleri icra ederseniz o zaman bu önemli kare açısından öğrenerek ve güçlenerek çıkabilirsiniz. Bu etkileşim öğle saatlerinde gerçekleşecek. O yüzden dikkat. Yalnız bugünün sabahında Ay'ın Güneş'le olumlu bir etkileşimi var. Bu da aşk zamanı. Eğer gönlünüzde birisi varsa
arayın, konuşun, görüşün, buluşun, sabah bir kahvaltıya çağırın. Gerçekten çok güzel saatler. Fakat çok öğlene kalmayın. Yani 2 saatte işi bitirin derim. Evet, Cuma günü bu haftanın en olumlu günlerinden bir tanesi ve Cuma 13:42 dilek saatimiz. Ayın Venüs'le olumlu etkileşimi var ve 22 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde de Uranüs'le etkileşim içerisinde ve Venüs'le de olan bu etkileşimi bugünü çok anlamlı kılıyor. Dualar, yaratımlar, hayatınızla ilgili hayalleriniz varsa, projeleriniz varsa gerçekleştirme zamanları diyebilirim. Geldik cumartesine. Cumartesi günü biraz sıkıntılı. Burada ani beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. 23 Nisan bu hafta bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş günü, aynı zamanda 23 Nisan Çocuk Bayramı. İçinizdeki çocuğa her zaman için sahip çıkın ve kendi enerjinizi yükseltin diyorum. Bu hafta sonunda sorun bakalım içinizdeki küçük çocuğa. Gerçekten o ne yapmak istiyor? Dondurma mı yemek istiyor? Zıplamak mı istiyor? Yan gelip yatmak mı istiyor? Ya bunu verin o içinizdeki küçük çocuğa ki sizi enerjinizi sağlatsın ve güçlendirsin. Evet, geldik pazar gününe. Pazar günü Merkür'ün açıları ön planda olacak ve Merkür'ün Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ile açıları biraz hem olumlu hem olumsuz. Geçmişe çok kafayı takabilirsin. Yani diyebilirsin ki ya ben bunu neden yaptım? İşte böyle yapabilirdim, şöyle yapabilirdim. Hayatım geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi ana odaklanma zamanı. Sufilerin yaptığı gibi bizler vaktin çocukları olalım. Carpe diem yapalım. Dolayısıyla ana odaklandığınızda geçmişteki derslerinizi almış olarak ana odaklanırsanız zaten sizi daha iyi bir geleceğe taşıyacaktır. O yüzden bugün pazar günü öyle kafanızı takmayın, moralinizi bozmayın diyorum. Özellikle geçmiş, nostalji, pişmanlıklar, ay şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Unutmayın ki hatalarımız bizi şu anki kişi olmamıza aracıdır. Yeter ki biz dersimizi alalım ve buradan güzel bir öğretiyle çıkalım. O açıdan bu hafta bu şekilde iç sesinizi dinleyin. Pazar günü güzel güzel dinlenin diyorum. Evet, bu hafta böyle geçecek. Peki burçlara olan etkisi nasıl olacak? Bir de bunları söyleyeyim size. Evet, şimdi sevgili Koç ve yükselen Koçlar, 18 Nisan haftası sizin için bol sürprizli. Çünkü paraya odaklanacağınız, kendi değerinizi, kıymetinizi fark edeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bir kere pazartesi günü paraya öyle bir odaklanacaksınız ki gelirlerim, giderlerim, ödemelerim nelerdir deyip gerçekten cebinizdeki paranın daha çok kıymetini anlayacağınız, algılayacağınız bir haftanın içerisindesiniz. Uyanıyorsunuz sevgili koçlar. Bu sizin için çok önemli. Bu bir. Pazartesi ve Salı günü ödemeler, vergiler, kredi kartları artı kredibiliteyle ilgili bir takım konular gündeminizde olacaktır. Çarşamba günü daha çok ilgilendiğiniz konular sizin yurt dışı konuları, uluslararası konular, belki bir deniz aşırı bir seyahat söz konusu olabilir. Mahkemelerle ilgili beklediğiniz bir haber varsa bu hafta içerisinde almanız mümkün. Ayrıyeten Perşembe ve Cumartesi günü kariyerinize odaklanma zamanları. Kariyerle ilgili bir takım sıkıntılar ve problemlerle uğraşabilirsiniz. Ani gerçekleşen otorite figürleriyle ilgili problemler söz konusu olabilir. Bu hafta Güneş'in Boğa burcuna geçiş yapmasıyla kendi hayatınızı nasıl değerlendireceksiniz? Finansal açıdan, maddi ve manevi açıdan daha çok sorgulayacağınız zamanlar. Burada doğum haritanıza göre
olumlu ve olumsuz enerjileri deneyimleyebilirsiniz. Fakat olumsuz bile olsa size sorunu gösteren bir evren söz konusu, çözüme odaklanarak daha rahat aşabileceğinizi düşünüyorum. Hafta sonu biraz riskli. Burada arkadaşlarınızla beraber olabilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz. Fakat burada iletişime özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Patavatsızlığınız, direkt lafları söylemeniz karşı taraf açısından yanlış algılanabilir. O yüzden bu hafta, özellikle hafta sonuna dikkat diyorum sevgili koçlar. Evet, sevgili boğa ve yükselen boğalar. Bu hafta Güneş sizin burcunuza geçiş yapıyor. Tüm boğaların doğum gününü kutluyorum. Gökyüzünde yıldızınız ışıl ışıl parlasın. Ve Güneş'in burcunuza geçmesiyle enerjiniz yükselecek. Kendinizi daha sağlıklı, daha dinç, dinamik ve aktif hissedeceksiniz. Bu haftanın en önemli transiti Güneş'in Boğa burcuna geçmesi ve aynı zamanda Merkür'ün olumsuz enerjilerinden bir tık gerilebilirsiniz. O açıdan bu hafta içerisinde iletişime özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gökyüzündeki kombinasyonlar sizi destekliyor sevgili boğalar ve Güneş'in de kendi burcunuza geçmesiyle alacağı, yaptığı açılar olumlu anlamda bu haftayı enerjik olarak hem yüksek hem de şanslı olarak geçirebilirsiniz. Haftanın akışına baktığımızda öncelikle ikili ilişkilerle ilgili ve iş hayatınızla ilgili pazartesi ve salı günü olumlu gelişmeler deneyimleyeceksinizdir ve çarşamba ve perşembe günü daha çok finansal anlamda ödemelerinize odaklanacaksınız. Burada biraz daha masraflarınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ve haftanın diğer günlerinde arkadaşlarınızla buluşup görüşebilirsiniz. Hafta içerisinde bir cuma akşamı organize edebilirsiniz ve haftanın son günü daha çok kendinize, evinize ve işinizi düşünerek geleceğe yönelik plan yapacağınız zamanlar. Bu hafta böyle geçecek. Eğer ki aile büyüklerini ziyaret edebilirseniz bu haftaya, özellikle hafta sonunda dikkat etmenizi, iletişim içerisinde bulunduğunuz eşiniz olabilir, anneniz, babanız, büyükleriniz söz konusu olabilir. Lütfen kelimelere dikkat etmenizde fayda var. Evet, iyi haftalar dilerim. Şimdi geldik sevgili İkizler Burcu'na. Sevgili İkizler ve yükselen İkizler, bu hafta elinize, dilinize, belinize dikkat diyorum. Çünkü yönetici gezegeninizin aldığı ters açılar sizi oldukça zorlayacaktır. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Efendim, bu hafta gökyüzünde Boğa burcuna geçiş yapan Güneş'in etkisi sizin de pardon, özür dilerim. Burayı keseriz artık. Evet. Bilinçaltınızda pardon, bunu da keselim. Evet. Bu hafta gökyüzünde Boğa burcuna geçiş yapan Güneş'in etkisi aydınlanmanızı, Nirvana'ya ulaşmanıza aracı olabilir. Çok zorlanacağınız bir haftasınız. Muhtemelen yaşayacağınız kaderi olaylar sizin gerçekten tekamül etmenize katkı sağlayacaktır. O yüzden dinlenin, izlemede kalın ve hayatın size getirdiklerini sevgiyle alıp kabul edin diyorum. Çünkü zekanızı bir yere koymak zorundasınız. Kalben düşünmeniz gerekiyor sevgili ikizler. Evet, şimdi bakalım bu haftanın akışında neler var. Öncelikle pazartesi ve salı günü
sağlığınıza özen gösterin. Burada bir takım sıkıntılar, problemler nüksedebilir. Covid olmadıysan Covid olabilirsin. Kendini halsiz, güçsüz hissedebilirsin. İşlerin rayından çıkmış olabilir ve yetişememenin vermiş olduğu stresle gerçekten modunu düşürebilirsin. Böyle bir durum var. Çarşamba günü enerjini yükseltiyorsun ve iş hayatına, uzun dönemli ilişkine, sevgilinize vakit ayıracağınız, kendinizi iyi hissedeceğiniz zamanlar ve haftanın diğer günlerine baktığımızda ise kendi bütçenizle ilgili bir takım kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Buradaki bütçelerden kastım masraflarınız neler? Gelirlerinizle ölçüşüyor mu? Artı ve eksi neyse bunlara odaklanırsanız sizin için iyi olacaktır sevgili ikizler. Hafta sonunda lütfen 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 sevgilinizle varsa çocuklarınızla olan iletişiminize daha özen göstermekte fayda var. Ayrıca uzak akrabalarla ilgili bir takım aksilikler, problemler çıkabilir. İnternetinizle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta sonu biraz iletişiminize özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Evet, geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Yan yan giden yengeçler bu hafta ne yapacak? Yahu gökyüzündeki kombinasyonlar sevgili yengeçleri destekliyor. Hayatlarında zorlandığı konularda bir kere maddi ve manevi anlamda destek var. Boğa burcuna geçiş yapan güneşle birlikte gökyüzündeki kombinasyon işine katkı sağlayacak, cebine katkı sağlayacak, artı enerjini de yükseltecek. O yüzden sevgili yengeçler, hiç nostalji yapmayın, hiç ağlak yapmayın, tamamen carpe diem yapın. Ana odaklanın ve ne yapmanız gerekiyorsa go for it diyorum. Çünkü sen bir öncüsün, duygusalsın, evet, empatsın, evet. EQ'nun çok revaçta olduğu bir dönemdesin. Senin zamanların diyorum sevgili yengeç. Ona göre programla kendini ve sistemli bir şekilde çalışmanın karşılığını alacağın bir haftadasın. Evet, Güneş'in Boğa burcuna geçişi finansal anlamda sana olumlu getiriler verecek. Para kazanmaya başlayacaksın. Gelirlerin artmaya başlayacak. Yalnız iletişimle ilgili bir takım problemleri de beraberinde getirebilir. Şimdi bu haftanın akışına bakalım. Çünkü bu haftanın akışında özellikle pazartesi ve salı günü sevineceğin, arkadaşlarınla görüşüp eğleneceğin, aşk hayatında sevgilinle güzel vakit geçireceğin zamanlar. Eğer bir sevgilin yoksa pazartesi ve salı senin için karşına çıkacak potansiyel ruh eşi, eş adayı kişilerle karşılaşabilirsin. Bu bir. İkincisi, çocuklarınla çok uyumlu olacaksındır. Keyifli bir zaman var. Çarşamba ve Perşembe günü sağlığına biraz daha özen göster. Bu dönem mevsim değişikliklerinden ötürü alerjin artabilir. Bir anda hapşırabilirsin, bir anda kaşınabilirsin. Mevsim geçişleri için özellikle üstüne başına dikkat et. Öyle yaz geldi, üstümü açayım, şöyle yapayım, böyle yapayım deme sevgili yengeç. Ardından hafta sonuna doğru ilerlerken, evet, ne yapıyoruz? İkili ilişkimize ve işimize odaklanıyoruz. Kariyerimizle ilgili bir takım konuların daha ön plana çıkacağı zamanlar. Burada gelecekle ilgili kaygılarını geride bırakarak ana odaklanmanı, gelecekle ilgili geçmişinden getirmiş olduğun dersleri, yani geçmişindeki üzüntülere üzülmeden oradaki dersi fark edip o dersin sonucuyla geleceğe yönelik hayal ve hedeflerini yaparsan gerçekten bu haftayı verimli geçireceksin. Hafta sonu
kendine vakit ayır, dinlen, zevkli dakikalar yaşayacağın zaman dilimleri olacaktır. Fakat burada iletişime özellikle dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Evet, geldik sevgili aslanlara. Evet, ormanların kral ve kraliçeleri. Pırıl pırıl parlayanlar, nasılsınız? Ya bu sene sizin için biraz zor. Bu hafta da birazcık zor. Yani iletişimle ilgili bir takım problemler, işte o Satürn'ün kareleri falan, yani canınız sıkılıyor. Fakat yine de haritanızın niteliğine göre de olsa Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte olumlu anlamda mal sahibi olmak, maddi, manevi romantizmle ilgili bir takım sürpriz gelişmeleri de beraberinde yaşayacağınız bir sürecin içerisindesiniz sevgili aslanlar. Bu hafta sürpriz bir şekilde evlilik teklifi yapabilirsiniz, çıkma teklifi yapabilirsiniz. Gerçekten bu haftanın, özellikle haftanın ilk yarısı için olumlu gelişmeler söz konusu. Bunları hayatınızda deneyimleyebilirsiniz. Evet, bakalım haftanın akışı size neler getirecek. Haftanın akışında Pazartesi ve Salı günü aile konuları daha ön planda. Yani burada mirasla ilgili bir takım konularla uğraşabilirsin. Annenizin, babanızın rahatsızlığı veyahut istekleri söz konusu olabilir. Keza öte yandan gayrimenkulle ilgili alım, satım, taşınma ile ilgili bir takım konular ön planda. Bu haftaki açılar dolayısıyla sizin taşınmanızı bu hafta özellikle tavsiye etmem. Bu haftadan sonraki süreci değerlendirirseniz sizin için daha iyi olacaktır sevgili aslanlar. Ve çarşamba ve perşembe günü daha çok aşk hayatınızda, sevgilinizle, varsa çocuklarınızla hoşça vakit geçireceğiniz, belki kısa bir tatil yapacağınız bir sürecin de içerisine giriyorsunuz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken nokta sağlığınız. Sağlığınıza biraz daha özen gösterin. Özellikle çok fazla yiyip kaçırmayın. Çünkü midenizde hassasiyetler söz konusu olabilir. Ve haftanın son günü, pazar günü, aşka ayırma zamanları, keyifli vakitler, sevgilinizle geçireceğiniz hoş vakitler, netice itibariyle bu haftayı bu şekilde değerlendireceksiniz sevgili aslanlar. Evet, geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Evet, gökyüzünün en akıllısı, en pratiği sevgili Başaklar. Bu hafta sizin için zorlu bir hafta. Netice itibariyle Merkür'ün almış olduğu transitlerden kaynaklı iletişimde işlerinizi yaparken bir tık zorlanacaksınız. Fakat destek yine gökyüzünden, çünkü transitlerin etkisi, Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle olumlu anlamda güzel feedbackler sizin hayatınızda yansımaları olacaktır. Evet, haftaya bir bakalım neyle başlıyoruz. Bu hafta Pazartesi günü yakın çevrenizden alacağınız destek, iş hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler Pazartesi ve Salı günü gerçekleşiyor. Ardından Çarşamba ve Perşembe günü ailenize vakit ayırmanız gerekecektir. Burada biraz problem ve sıkıntılar söz konusu olabilir. Tedavi, doktora götürme, ilgilenme gibi konular söz konusu olabilir. Lütfen büyüklerimize hak ettiği ilgi ve alakayı verelim diyorum. Ve haftanın sonuna doğru, özellikle Çarşamba, Perşembe günleri aşka ayıracağınız sevdiklerinizle, sevgilinizle, çocuklarınızla varsa eğer geçireceğiniz güzel zaman dilimleri, belki de sosyalleşeceğiniz, biraz hava alacağınız zamanlar ve hafta sonuna doğru daha çok sağlığınıza özen gösterme zamanları. Pazar gününü özellikle meditasyon yaparak, dua ederek, tefekkür ederek geçirirseniz bu haftayı güzellikle atlatacaksınızdır.
Bu haftanın tam size vurgu yapıyor. Elinize, belinize, dilinize hakim olmanız lazım. Biraz daha ağzınıza kelimeler geliyorsa iki kere düşünün, bir kere yutkunun, ondan sonra konuşun diyorum sevgili başaklar. Ve geldik terazilere. Evet, Zodya'nın en kibar, en güzel, en yakışıklı hanımları, bayanları, terazi burçları, salon kadınları, salon adamları. Evet, terazide bu hafta neler var? Şimdi bir kere yönetici gezegeninizin balık burcundaki seyri size güzel bir katkı sağlamakta. Olumlu anlamda enerjiniz yükseliyor ve hayatınızın akışında şanslı oluyorsunuz. Bu hafta bir de Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte göksel kombinasyonlar sizin sırtınızı sıvazlıyor. Öyle söylüyorum. Netice itibariyle bu hafta iletişime biraz dikkat etmeniz lazım. Fakat siz hep iletişimde karşı tarafı düşündüğünüz için sizi pek etkilemeyecektir. İçsel olarak motivasyonunuzu etkileyebilir ama iletişimde yine aynı stabil bir şekilde kalacaksınızdır. Haftanın akışına baktığımızda Pazartesi ve Salı günü finansal konulara daha ağırlık vereceksiniz. Yatırımlarınızdan geri dönüşler elde edebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günü yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Burada iş hayatınızla ilgili aksaklıklar, randevular, gözünüzden kaçan maillere dikkat. Perşembe, Cuma günleri aileye önem vermek durumundasınız. Ailenizle ilgilenebilirsiniz. Evinizdeki bir takım tamirat gerektiren konular, güzelleştirmek gereken konular ön planda olacaktır. Hafta sonunda ise çok keyifli bir zaman. Varsa çocuklarınızla, sevgilinizle güzel bir pazar zamanı. Çok güzel bir sofra hazırlarsınız. Beraberliğinizin keyfinizi çıkartırsınız. Eğer oruç tutuyorsanız güzel bir iftar sofrasında ailenizin, sevdiklerinizle keyifli vakitler geçireceğiniz bir zaman dilimi. Bugün bu haftanın enerjisi çok güzel. Tabii ki almış olduğunuz açılara göre iletişime dikkat. En son söyleyeceğinizi ilk evvela söylememenizi tavsiye ediyorum. Evet, geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Yıkılmadım, ayaktayım. Küllerimden doğuyorum diyen sevgili akrepler. Ben akrepleri çok seviyorum. Hiç kimse onları kötülemesin. Onlar dönüşümün liderleri olarak görüyorum. Evet sevgili akrepler, bu hafta yine senin sırtını sıvazlıyor. Göksel kombinasyonlar lehine çalışıyor. Boğa burcuna geçiş yapan Güneş'le birlikte olumlu anlamda enerji yükselecek. Haftanın akışına baktığımızda burada Merkür'ün olumsuz etkileşimlerinden sen de etkileneceksin. Konuşmalara daha çok özen göstermeni tavsiye ediyorum. Artı bu hafta ön planda aile teması, kaderi konular. Belki gideceksin, saçını başını yaptıracaksın. Bak ben geçen hafta yaptırdım mesela. Ondan sonra dış görünüşünde bir takım yeni değişiklikler yapabilirsin. Bir takım kararlar alırsın. Dersin ki zayıflayacağım diyeceksin mesela. Ve ona göre bir spor programına başlayabilirsin. Pazartesi, Salı senin için böyle geçecek. Ardından Çarşamba günü sevgili akrepler, parayla ilgili olan konular daha ön planda. Çünkü parayı neden istiyorsun? Gezmek, tozmak ve harcamak için istiyorsun. Arkadaşlarınla sosyalleşmek için istiyorsun. Netice itibariyle bu kombinasyon sana bu hafta parayı verir mi? Para biraz geç gelir ama merak etme. Gerçekten destekleniyorsun. Ve haftanın Perşembe ve Cuma günü yakın çevreden alacağın destekle kardeşin olur, arkadaşların olur, işlerinin rast gideceği, kendini iyi hissedeceğin zamanlar. Ardından hafta sonuna doğru ve pazar günü, cumartesi pazar günü
aileyle bir arada olma, aileyle bir vakit geçirme, evde dinlenme zamanları, keyifli zamanlar sizin için. Bu haftanın güzel, şanslı burçlarındansınız. İyi değerlendirin diyorum. Evet, geldik sevgili yaylara. Sevgili yaylar, bu hafta göksel, pardon, bu hafta göksel kombinasyonlarda Boğa burcuna geçiş yapan Güneş'le birlikte hayatınızda aksayan yönleri fark edeceksiniz. Sağlığınıza, bedeninize özen vereceksiniz. Netice itibariyle sizin için gerçekten güzel gelişmelerin olacağı bir sürecin içerisindesiniz. Netice itibariyle haftanın akışına baktığımızda lütfen iletişimde kırıcı sözler, patavatsızlıklar yapmamanızı tavsiye ediyorum. Bu haftanın kombinasyonları böyle. Ya da kendinize çok fazla yüklenmemenizi rica ederim. Dolayısıyla yaşamınızı daha iyi düzenleyeceğiniz, tertipleyeceğiniz zaman dilimleri. Ve haftanın akışına baktığımızda Pazartesi ve Salı günü enerjiniz düşük olacak. Deneyimlediklerinizi, kaderi anlamda yaşadıklarınızı bir ölçüp biçip ondan sonra radikal kararlar alma yolunda adım atabilirsiniz. Ve Çarşamba ve Perşembe günü almış olduğunuz kararlar doğrultusunda eyleme geçebilirsiniz. Ve Cuma ve Cuma günü özellikle kendinizle ilgili paraya odaklanacağınız bir zaman dilimi, gelirlerinizle ilgili daha fazla artışın gerçekleşmesi adı altında bir takım araştırmalar yapabilirsiniz. Burada zorlandığınız bir zaman, burada farklı bir bakış açısıyla soruna değil çözüme odaklanırsanız sizi daha iyi noktalara taşıyacaktır. Ve pazar günü yakın arkadaşlarınız ya da kardeşinizle güzel günübirlik bir tatile çıkabilirsiniz. Keyifleneceğiniz, mental anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz zamanlar. Yalnız bu hafta sözcükler, kelimeler iletişimdeyken daha dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Ve geldik sevgili oğlaklara, karmanın lordları, ladyleri. Siz olmasanız düzen olmazdı, siz olmasanız yasalar olmazdı, dünya olmazdı. Gerçekten oğlaklar, öğretmenlerimiz, bize yol gösterenlerimiz, iyi ki varlar diyorum. Evet sevgili oğlaklar, gökyüzündeki kombinasyonlar ve kendi burcunuzdaki Plüton'un etkisiyle değişim ve dönüşümün arifesindesiniz. Farkındasınız, her şeyin nasıl geliştiğini de görüyorsunuz. Fakat biraz bir tık harekete geçememe gibi bir durum var. O da garanticiliğinizden kaynaklanıyor. Şimdi bu hafta Boğa burcuna geçiş yapan Güneş'le birlikte hayatınızda olumlu anlamda maddi ve manevi olarak gelişmeleri izleyeceksiniz ve bu daha gelecek olanın kısa bir fragmanı diyebilirim. Fakat iletişimde özellikle karşınızdakileri yargılamadan konuşmanız söz konusu. Yani ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Hassas karşımızdaki kişiler olabilir. Sizin çok nokta atışı bir yargılarınız, eleştirileriniz karşınızdaki kişileri gerçekten üzebilir. Mümkünse tatlı sert girişirseniz daha iyi olacaktır diyorum. Haftanın akışına baktığımızda sevgili oğlaklar, haftanın akışına baktığımızda öncelikle bir dakika bakacağım haftanın akışına nasıl bakacağım, tam bakacağım. Bir dakika.
Sevgili akrepler, haftanın akışına baktığımızda pazartesi ve salı günü Oğlaktaydık. sosyalleştiğin... Tamam. Sevgili oğlaklar, haftanın akışına baktığımızda pazartesi ve salı günü kolektif çalışmalarınızdan olumlu, verimli sonuçlar alacağınızı söyleyebilirim. İşbirlikleriniz iyi geçecektir. Artı arkadaşlarınızla grup çalışmalarınızda olumlu anlamda güzel gelişmeler kaydediyorsunuz. Ve çarşamba ve perşembe günü ne odaklanırsak, bir dakika, neredeyim? Koptum artık. Şey çaldı ya. Şeyim gitti. Biraz ara veririz. 5 dakika kaldı sonra. Sevgili oğlaklar, bu haftaya pazartesi salı günü işbirliklerinizden olumlu geri dönüşümleri alacağınız bir haftaya start veriyorsunuz. Kolektif çalışmalarınız olsun, sosyalleşeceğiniz, arkadaşlarınızla güzel vakitler geçireceğiniz pazartesi ve salı geçiriyorsunuz. Ardından çarşamba günü mental anlamda içe kapanma zamanları, iç sesinizi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Perşembe ve cuma enerjiniz yükselecek, kendinizle ilgili bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Biraz belki erkekseniz işte saç sakal tıraşı yeni bir model deneyimleyebilirsiniz. Bayansanız gidersiniz saçınızı benim gibi sapsarı yapabilirsiniz. Yapmayın. Ondan sonra değişiklik yapabilirsiniz. Siz çünkü oğlaksınız. Sarıyı pek kullanmazsınız. Dolayısıyla klasiksinizdir. Netice itibariyle bu hafta böyle geçecek. Ama bu haftanın hafta sonuna doğru ki olan süreci biraz sıkıntılı. Neden diye soracak olursanız hafta sonu kendinizi çok yargılayacaksınız sevgili oğlaklar. Yapmayın bunu. Yani ders çıkarın. Çünkü siz hakim değilsiniz. Yani yargılarsanız çok darda ve sıkıntıda kalıp böyle kendinizi pres yaparsınız. O beyinleriniz yanar yani. Gerek yok. Daha sakin olun. Olanı kabul edin. Pişmanlıklar olmuş olabilir. Hepimiz insanız. Hiç kimse perfect değil. Kimse mükemmel değil. Mükemmel olsak kanatlarımız olurdu, uçardık yani. O yüzden lütfen olanı kabul edin ve buradan almış olduğunuz dersler doğrultusunda ilerlerseniz sizin için gerçekten mükemmel bir hafta olacaktır ve gökyüzü seni destekliyor ona göre sevgili oğlak. Evet, geldik sevgili kova burçlarına. Sevgili kovalar, bu hafta sürprizli bir hafta. Ve senin için de gerçekten değişik durumlar yaşayacağın bir haftanın içerisine giriyorsun. Şimdi öncelikle pazartesi ve salı günü olumlu anlamda enerji yükselecektir. Eğer bu hafta içerisinde yaratıcılık, araştırma ile ilgili konularla ilgili ya da bir proje yönetiyorsan gerçekten başarılı olacağın bir zaman dilimi içerisindesin. Haftanın akışına baktığımızda sevgili haftanın akışına baktığımızda ben bakıyorum evet. Sevgili kovalar, bu hafta kariyerinize odaklanarak başlıyorsunuz ve kariyerinizde yapmış olduğunuz çalışmalar sizi olumlu anlamda güzel noktalara getirecektir. Burada sorunlarla karşılaşsanız bile çözüme odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Ve ardından pazartesi salı bunlarla ilgilendikten sonra çarşamba günü bir es vereceksiniz ve sosyalleşeceğiniz arkadaşlarınızla bir arada olacağınız pardon evet çarşamba günü sosyalleşeceğiniz, arkadaşlarınızla bir arada olacağınız zamanlar, keyifli bir gün, bugünü iyi geçirin diyorum. Perşembe, cuma günü içinize odaklandığınız, belki sağlıkla ilgili bir takım sorunlar olabilir. Eğer bir evcil hayvanınız varsa onunla ilgili bir takım problemler çıkabilir. Akabinde, pardon, evet.
Sağlıkla ilgili problemler çıkabilir. Lütfen kendi sağlığınıza ve evcil hayvanlarınızın sağlığına özen gösterin diyorum. Hafta sonu tamamen kendinize odaklısınız. Hayatınızla ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz. Bu içten dışa, dıştan içe bir değişim söz konusu olabilir. Olumlu anlamda enerjiniz yükselecektir. Keyifli zamanlar iyi değerlendirin diyorum bu haftayı. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar. Bu hafta Boğa burcuna geçiş yapan Güneş'le birlikte olumlu anlamda gökyüzü tarafından destekleniyorsunuz. Gökyüzündeki kombinasyonlar sizin faydanıza ancak iletişimle ilgili problemlerin yaşanacağını da şimdiden size söyleyeyim. Dolayısıyla dediklerinize, konuşmalarınıza, söylemlerinize dikkat edin. Geçmişte iyi anlamda söylediğiniz bir şey sizin aleyhinize sonuçlanabilir. Dolayısıyla temkinli olun. Gelecek olan konular, tartışmalara daha sakin ve içten yanıtlar vererek bu haftayı bu şekilde geçirmenizi tavsiye ederim. Evet akışa baktığımızda bakıyorum. Sevgili balıklar, bu hafta Pazartesi ve Salı uluslararası konular, eğitim konularınız, sosyal medya varsa mahkeme ile ilgili olan konular gündeminizde olabilir. Uzak akrabalarınızdan güzel haberler almanız söz konusu. Çarşamba günü kariyerinize odaklanıyorsunuz ve var olan sorunları çözüme gitmenizi, iyi niyetinizi, Çarşamba günü kariyerinize odaklanma zamanı. Travma yapmadan tamamen mantıkla yaklaşırsanız sizin için daha kolay olacaktır. Perşembe ve Cuma günleri kolektif çalışmalarınız, arkadaşlarınızla buluştuğunuz, varsa üyesi olduğunuz derneklerle gideceğiniz, sorumluluklar alacağınız bir zaman dilimi. Olumlu anlamda güzel gelişmeler vardır. Yalnız iletişimde burada bir takım tartışmalar söz konusu olabilir. Hafta sonuna geldiğimizde hafta sonu ise tamamen inzivaya çekilme zamanları, yapacağınız dualar, meditasyonlar önümüzdeki haftaya daha dinamik, daha aktif girmenizi katkı sağlayacaktır. Evet, 18 Nisan haftası size bunları getirecek. Bu haftanın enerjisinde Merkür'ün etkisini görüyoruz ve Güneş'in etkisini görüyoruz. Gökyüzünde Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor. Maddi ve manevi anlamda güven zamanları, ayrıca elimize, belimize, dilimize dikkat. Haftaya görüşürüz. Ben Arzum Koyuncu. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum.